Bu videoda tam 1500 metrede kamp yapacağım. Ve daha sonra dağların arasından geçip şehre ulaşacağım. Tamam. Ben Mr. Beast değilim. Ya bizim suya bir şeyler yapmışlar. Çok fazla akıyor. Her taraf su olmuş. Dilim damağım kurudu var ya. Şu an teleferiğin de en üstüne gidiyoruz. Yollarda olmayı özlemişim. Ama kondisyonum yok. Yorucu. Yağmurlardan sonra artık yakan bir sıcak var. Sanırım teleferiğe binen en son kişi bendim. Vay arkadaş, yanlarına geldim, ötmüyorlar ya. Ne oldu oğlum? Cayır cayır ötüyordunuz. Arka bacaklarıyla böyle sürtünerek çif 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 kıvılcım sesi yapıyor. Öter misin lütfen kardeşim? Yok. Küstü. Vallahi küstü. Evet. Yaklaşık 1500 metredeyim. Hedefte karşıdaki ev. Yani Zeki ile daha önceden oraya çıkmıştık. Şimdi tekrar çıkıyorum. Bakalım çekimleri orada yapacağım. Bakalım nasıl çıktık. Ah. Güzel. 1+0 villa. Burada kalacağım. Şaka. Benim 1+0 ev burada. Şu arkadaki kalan yer horoz. Onun arkasındaki çamlık. Şöyle tuttun mu? Aa, olay bu. Burası öyle güzel kokuyor ki size anlatamam. Bir şekilde görüntüyü verebiliyorum ama. Kokuyu vermemin imkanı yok. Güneş buradan batıyor. Ay hemen burada. Benim çadır da burada. Böyle yatacaktım normalde. Hava
açık ama benim şansıma kafama şimşek düşer diye kapatacağım. Hava karardı. Buradaki 1+0 villa da artık perili eve döndü. Gece gece denk geldiğim şeye bak. Ne yapıyorsun lan? Çadırdan kovdum. İtlenmedim mi? No, Allah'tan daha çadıra girmeden kovdum. Güncelleme. Uyuyamadım. Yani şundan saat kaç bakayım? 1:57. 2,5 saat sonra uyanacağım gün doğumunda. Uyanmasam bile zaten o saatlerde güneş yakmaya başladı. 1500 metredeyim. Bir araba geçiyor ya. Şaka gibi. Bu saatte arabanın ne işi var? Yaşım. Kendim de rahat edemedim. Bir iki bir şey geçti. Ondan sonra uyumaya çalıştım ve araba geçti. Aşağıda da kekolar herhalde egzoz patlatıyor. Tak tuk. Sesler gelip duruyor. Dağda şehrin her bir gürültüsünü duyuyorsunuz. Öyle böyle değil yani. Daha önce de kalmıştık Zeki ile o videoda. Önümüzden araç, traktör geçmişti yani bilmiyorum. Benzeri şu an en üst yerdeyim teleferin ve gene aynısı oluyor. Arkadaş garip ya. Yaktık galiba Ali ya. Evet. Yol çok güzeldi. O yüzden kamerayı açtım. Baksanıza. Arılar polenleri topluyor. Ve yol boyunca böyle. Ekmekler geliyor. Başka ne geliyor acaba? Ardarda personeller geliyor. Bu kötü kokuyor. Tadı bayağı iyi. Ve National Geographic'te bugün önündeki avına giden bir kertenkele ya da sadece güneş banyosu yapıyor. Çiçek cenneti olmuş buralar. Polenler toplanıyor. Yol boyu buralar, buralar, her yer bembeyaz. Kaldığım yer şurasıydı. Oradan indiğimden beri yani dün fark etmedim. Herhalde yorgunluktan dolayı. Her yer ya, her yer çiçek. Aşağı şuraya bak, çiçek cenneti. Aşağıları göremiyorum, her taraf bembeyaz. Nature Wild Part 3. Bugünkü arkadaşımız Tospa. Soğuk suyun altına girdi, kafayı bir soktu. Rahatladı, gidiyor. I'm a rolling stone, bound to roll. Come on, or I'll
be gone. Pouring rain on to hear that train. There she comes. Get on. Bir zamanlar burası sisliydi. Böyle sinematografik bir ortam var. Aşırı güzel. Şimdi cıvıl cıvıl çam ve çiçek kokuyor. Şaşkınım. Normalde yolları karıştırdığımız yer komple açmışlar. Öyle böyle değil bakın. Düzlük. Dağ direkt görünüyor. Şurası işte horozun olduğu yer. Karşıda incecik yol var. O yoldan böyle şeye geçiyorsunuz çamla. Şu an gideceğim yer tam orası. Şuralardan dolanacağım. Şu yollardan şöyle çıkıp oraya gidecek. Şaşırdım. Ama görüşen olarak kabak gibi açık. Var ya etraf öyle bir kokuyor ki sanki çok güzel bir yumuşatıcı kokusu var. Yani anlatamam. Ceviz var burada. Her taraf böğürtlen zaten. Şurada çınar var. Her yerden su akıyor. Ama buradaki koku var ya yesim geliyor bir şeyler. Manzaraya bakar mısınız? Su yukarılardan aka 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 yol açmış geliyor. Ve gelen su buradan aşağıya doğru gidiyor.
Siz olsanız burada kalır mısınız? İçerisi böyle ne kokuyor biliyor musunuz? Sadece is kokuyor. Çünkü her tarafı yanmış. Her yer yanmış. Tam şuradaki kaya parçası kopmuş ve her şeyi yok etmiş. Yani büyüklüğü şu kadar bir şey. Ben daha göremiyorum. Kaymış gitmiş. Ağaçların kesildiği yer ta karşıda. Yani oradan saatlerdir iniyorum. Böyle gerilerden falan geldim yani. O kadar mesafe var ki. Ve şu an bulunduğum dağ horozu geçiyorum. Bakın hani şu yol buradan ayrılacak. Çamlı'ya gidecek. Şunu es geçmiş olacağım. O kadar bir mesafe var ki, ya da sürekli video çektiğim için oldu, daha anca buraya geldim. Ve karşısından nasıl kabak olduğunu görüyorsunuz. Yine mükemmel bir mekan. Normalde burası bir şelale. Şelale akıp köprünün altından geçip devam ediyor. Ve Çamlı'nın tam o ara havzayı besliyor. O akan yer buradan kaynaklı. Fakat tam şuradaki yer kopmuş. Şu an oturduğum şey koskoca kaya kopup burayı tıkamış ve burada havuz oluşturmuş. Şaka gibi. Hadi gelin bir de yakından bakalım. Umarım sesim duyuluyordur. Çünkü şarıl şurul ses geliyor. Muhtemelen bu izlediğiniz kanalın son videosuydu. Geçen yıl büyük turlara çıkmadan önce trailer hazırlamak için çekmiştim. Fakat yaşadığım talihsizlikler üzerine bir türlü yola çıkamadım. Halbuki videoda büyük umutlarla umarım her şey yolunda gider ve bunu başarabilirim. Bu yılda aksilikler peşimi bırakmadı. Önce bisikletin lastiği patladı. Değiştirmek için söktüm, bisiklet elimde kaldı. Lastikler ömrünü yitirmiş, jantelleri küflenmiş ve birçoğu döküldü. Ben de yeni tel aldım. Bu sefer de göbekleri döküldü ve işte bisikletin son hali. Kısaca yeni bir bisiklet parası ödemem lazım ve maalesef bende bunu karşılayacak imkan yok. Ben de vazgeçtim. Bazen olmuyorsa olmaması gerekiyordur. Yaptığım videoları ise izlenebilir tutmaya çalışıyorum. Ya içerik olarak eğlenceli ya da görüntü olarak kaliteli şeklinde. Bozuk bir bilgisayarla 1-2 saatlik görüntülerden anlamlı 10-15 dakikalık videolar çıkarmak beni yormaya başladı. Zaten hobi olarak yaptığım bir videoya haftalarca kurgu, edit, animasyon kısıp bir de binlerce lira ödemek yapabileceğim bir şey değil. Artık çok fazla vaktim ve imkanım yok. Bu zamana kadar izleyip destek olan herkese teşekkürler. Başka zaman, başka yerlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. I'm in the dark!